çözmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu çözmek için dediğim gibi bir tane sayı girilecek. Bu sayının ben bölenlerini bulmak istiyorum değil mi? Kendisi hariç bölenleri toplamını bulmak istiyorum. Yani altının kendisi hariç, altı hariç şu 1, 2, 3'ün toplamını bulmak istiyorum. Şimdi bunu yapan bir fonksiyonum yukarıda vardı zaten ben tanımladım. Bir kod daha açalım şuraya. Neydi o fonksiyonun adı? Tam bölenler dediğimde mesela tam bölenler dediğimde tam bölenler fonksiyonum benim. İçine 6'yı vereyim. Altının tam bölenlerini tam define b'si küçüktü bunun değil mi? Tam bölenler fonksiyonum 6 dediğimde bana 6'nın tam bölenlerini döndürüyor zaten. Bana 6'nın tam bölenlerini döndüren bir fonksiyonum var zaten benim. Benim şu anda yapmak istediğim ne? Çok güzel. Benim şu anda yapmak istediğim şunların toplamını bulmak. Bunu görmemiş olabilirsiniz. Bunu yapmak için bir kod daha açıyorum. Tam bölenler 6. Tam bölenler 6. Şu bana şu anda bir liste döndürecek. Şu üstteki listeyi döndürecek. Bu listenin elemanlarını toplamak istiyorum ben değil mi? Bunu sum diye bir toplam fonksiyonu var. Sum'ın içinde yazarsak bunu, şunu şöyle paranteze alıyorum, başına gidip sum koyuyorum. Sum toplam demek İngilizce zaten arkadaşlar. Sum toplam demek, e, topla, neyi topla? Şurada dönen liste elemanlarını kendi içinde dön dön dön, topla 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 topla, bana cevap ver. Çalıştırdığımda mesela, şu anda 12 verdi. Niye 12 verdi? Şu elemanları tek tek topladı. 1 ile 2 topladı, 3, 3 ile daha topladı, 6, 6 ile daha topladı, 12. Aha. Bir adım daha yaklaştım amacıma. Evet. Şu bana bir liste döndürüyordu. O sayıyı bölen listesini döndürüyordu. Sonra ben samla o liste elemanlarını toplamayı da öğrendim. Ama sıkıntı ne? Sıkıntı ben ben yani şu listeden hepsini toplamasını istemiyorum. Sayının çıkmasını istiyorum. Değil mi? O zaman ne yapabilirim? Aşağıda aynısını sam bölenler bulduktan sonra eksi yani remove da yapabilirim. O remove değil de. Heh. Yok şöyle yapalım. Eksi sayının kendisi. Yani şu 6 yazdıysak eksi 6 dersem bana otomatik 6'yı verecek. Yani şurası 12 döndürecek. Sonra 6'yı çıkaracak. Mesela bunu şimdi fonksiyona dökme vakti. Evet. Mükemmel mi diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonun içine bir tane sayı girecek. Ben ilk önce bu sayının kendisi hariç bölenleri toplamı bulmalıyım değil mi? Tam bölenler fonksiyonunu çağırayım ben bunun için. Tam bölenler diyeyim. Tam bölenler fonksiyonun içine şuna giren sayıyı da vereyim. Sayı. Tamam. Bana şu anda bu bir liste döndürdü. Ben bu listenin ben bu listenin toplamını bulmak istiyorum. Ben bu listenin sum'ını bulmak istiyorum. Sum dedim. Parantezi aldım. Bu liste elemanları toplandı. Ama sıkıntı ne? Bu listenin bölenleri toplanınca sum'ı işlemedik. Sum'ı işlemedik. Sum'ı şu an anlatıyorum. Bu listenin elemanlar toplamını verince, bu listenin elemanlar toplamını verince kendisine de saymış oldu. Kendisini istemiyordum. O zaman eksi bir tane kendisi diyebilirim. Eksi sayı diyebilirim mesela. Eksi sayı diyebilirim. Evet işte şu kendisi hariç bölenler toplamı oldu. Bunu bir değişkene atayabilirsiniz. Bu kendi hariç bölenler toplamı diyelim. Uzun bir değişken ismi fark etmez. Kendi hariç bölenler toplamı şöyle bir şey oldu. Tam bölenlerim say tam bölenleri buldum. Bu sayının tam bölenlerini buldum liste halinde. Sonra bunları topladım. Topladığımdan sayıyı çıkarttım. Niye sayı çıkarttım? Çünkü şurada sayının kendisi de geliyor. Ben kendisi hariç olanları istiyor. Peki şöyle bir şey döndürsün. Şöyle bir değişkene atayım bunu kendi hariç. Ondan sonra bir tane if kontrolü yapayım ve işlem bitsin. Eğer benim sayım eşit eşittir. Kendi hariç bölenler toplam. Şu yukarıda yazdığım değişken. Eğer sayım kendi hariç bölenler toplamına eşit ise return true doğru değeri döndür. Else aksi takdirde return false. Bu kadar. Yani şurada yazılan 15 satır kodla bir tane cevap atmıştı bir arkadaşınız. O doğru. Ama şöyle gördüğünüz gibi üstteki bir fonksiyonun yardımıyla ben bunu çok daha kısa bir şekilde yazdım. Yani ileride bunun çok daha uzun hale geldiğini düşünün. Birkaç tane fonksiyon yardımıyla 3-5 satırda yapacağımız işlemi. Değil mi? Başka şeylerle bayağı uzun yapıyoruz. Mesela bunu bir çalıştıralım. Güzel çalışıyor mu bir görelim. Mesela mükemmel sayılardan ben. Mükemmel mi? Hemen bir test edelim. Mükemmel mi? 6. 6 mükemmel bir sayı. Çalıştıralım. 6'ya o yüzden turu döndürdü. Peki mükemmel mi? Başka bir şey yazalım. 8 yazalım. Bu mükemmel bir sayı değil. Buna false döndürmeli. Evet buna false döndürdü. Güzel çalışıyor. Evet. Cevapları atın. Atıyorum. Şuraların bir önemi yok. Şuralar testi. Şurada ben size sum'ı gösterdim arkadaşlar. Yani yukarıdaki fonksiyonumuz buydu. Bu bize bir liste döndürüyordu. Bu liste elemanlarını sum diye bir fonksiyonla toplayabiliyorduk. Listenin içindeki elemanları toplamanın basit yolu sum diye bir fonksiyon tanımlamışlar bu adamlar. Ee, usan bu fonksiyonun içine sen bu listeyi gönderdiğinde o liste elemanlarını topluyor bir değer döndürüyor gibi. Yani şu üstteki 3 tane kod benim deneme yaptığım kodlardı. Bunları siliyorum. Bunlar bir işime yaramıyor. Sadece denedim. Yani denedim, gördüm. Ondan sonra şu fonksiyonu yazdım. Al sana mükemmel mi fonksiyonu. Arkadaşlar şu attığım kodun çalışması için şu attığım kodun çalışması için şu anda gönderdim ben şurayı. Şu kodun çalışması için tam bölenler diye bir fonksiyon da tanımlı olmalı. He tam bölenler sayı içinde bir fonksiyon daha geçiyor. O tam bölenler fonksiyonu şu yukarıda attığım tam bölenler fonksiyonu var ya. Şu da tanımlı olmalı ki şurası çalışmalı ki şu çalışabilsin. Tamam mı? Yani bunun içinde başka fonksiyon geçiyor yani. Şimdi şu üstteki fonksiyonu tanımlamadıysanız şu kodda hata verecektir. Anlayabildik mi? Bir fonksiyonu başkasının içinde kullanıyoruz yani hepsi varsa çalışır. Peki mükemmel mi fonksiyonu şu anda mükemmel bir şekilde çalışıyor. Evet bir sayının mükemmel olup olmadığını buluyor, bize döndürüyor. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yani tek seferde şeyin içinde yapanlara da e, yanlış demiyorum. Açıkçası ben de ilk başta öğrenirken öyle yapıyordum muhtemelen. Ama dediğim gibi normalde normal yapımında böyle çok uzun tutmamak gerekiyor bir fonksiyon içinde yapılan işlemleri. Genelde böyle parça parça ufak ufak fonksiyonlara bölmek gerekiyor bu yapılan işlemleri. Buna işte OOP deniyor. Object Oriented Programming. Peki bir tane daha görev. Bu seferki görevimiz de güzel. Soruları birlik, bilerek seçtim ki hep böyle birbirle bağlantılı sorular olsun. Birbiriyle e, alakalı sorular olsun. Bu seferki sorumuzda birden kaça kadar? 10 bine kadar olan bütün mükemmel sayılar bulalım. Şimdi, mükemmel sayı bulmayı anladık. Evet. Bir tane fonksiyon yaptık. Bu sayı mükemmelse true döndürüyor. Mükemmel değilse false döndürüyor. Peki amenna güzel. Şimdi görevimiz 1 ile 10.000 arasında kaç tane mükemmel sayı var? Bunların hepsini bul. Hepsini bul. Mesela 6'nın mükemmel olduğunu biliyoruz değil mi? 6'da true dönüyor. Bu 6 gibi kaç tane var acaba? Kaç tane daha mükemmel sayı var acaba? Bunu bulacağız. 1'den 10.000'e 10 kadar olan bütün sayıları. Şimdi bunu yapmanın yolu 1'den 10.000'e 10 kadar olan sayıları test edeceğim. Test edeceğim. Hepsini test edeceğim. Neyle test edeceğim arkadaşlar? Şu oluşturduğum test fonksiyonuyla test edeceğim. Şu mükemmel mi test fonksiyonuyla bir test edeceğim. Bakacağım bu sayı mükemmel mi? Evet mükemmelse yani true dönüyorsa o zaman bir listeye kaydedeceğim bunu. Ha, dönmüyorsa false dönüyorsa bir şey yok. Devam etsin. Şu bulduğum true değerlerini o listeye kaydolan o sayıları arıyorum ben. Mükemmel olan sayıları arıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bir kere birden on bine kadar olan bütün sayılar denemeliyim değil mi? Bu bir for. Bu bir for işlemi yani forla birden on bine kadar olan sayıları test edeceğiz. Evet. Forla başlayalım for ee, bir tane sayılar döneceğim değil mi? i e in range de diyebiliriz de S sayı da diyebilirsin buraya bu değişken ismi ne de olsa. Neyse i e diyelim. i'ye e alıştık. İterasyondan geliyormuş bu i e bu arada arkadaşlar. Geçenlerde biri sormuştu. Bu e i neden kullanıyor? Yabancı dokümantasyonlarda da hep i e var. i e, iteration'dan geliyor. İterasyon e, İngilizce yani dönülen şeylere böyle sürekli döne döne değişen şeylere iterasyon deniyor. Yani bizim dönmemize yarayan nesne. Dönmemize yarayan nesnelere de genelde i e veriyorlar yani. Bu for döngüsünde o yüzden iyi kullanılıyor. For i e in range hangi range'de döneceğim ben? Birden virgül 100 bin mi 10 bin mi? 10 10 bin tamam birden 10 bine kadar 10 1 2 3 birden 10 bina kadar olan sayılara dönelim tamam 10.000 dahil olmasın. Peki birden 10 bine kadar olan sayılar da dönelim. Döndüğümüzde işte olay burada başlıyor. Dönüyoruz şu anda şu i e yerine önce bir atacak. Sonra test edeceğim bunu acaba bu mükemmel mi? Sonra 2 atanacak bu i yerine. Sonra test edeceğim. O 2 acaba mükemmel mi? Sonra 3 atanacak mükemmel mi? 4 atanacak mükemmel mi? Test ede ede gideceğim. Aşağıda şimdi bu testi yapmalıyım. Eğer if bu şu anda atanmış olan i mükemmelse ben bu i'yi şu anda mükemmel mi fonksiyona sokmalıyım. yukarıda tanımladığım mükemmel mi fonksiyonu bunun için var zaten. Eğer mükemmel mi parantez içinde ne sokacağım bunun içine? Şurada dönen bu i, iterasyon sayısını sokacağım. i'yi sokacağım. İse eğer mükemmel mi i? Şurası true dönüyorsa, değil mi? If true olmuş oluyor. Aşağıdaki kodlar çalışacak. Şurada olay anlayabildik. Bak mükemmel mi bana true ya da false döndürüyordu. Eğer şurası true dönerse şimdi aşağıda ben ne yapmak istiyorum? Bunu bir listeye eklemek istiyorum. Ortada bir liste yok. En dışa bir yere liste oluşturalım. Ee, mükemmel sayılar listesi dedim. Bir tane boş bir liste oluşturdum başta. Peki mükemmel sayılar listesi boş bir listeydi. Ben 1'den 10.000'e kadar olan sayılar dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Eğer mükemmel mi iyi? Şurası true döndüyse ben artık mükemmel sayılar listesine nokta append ekleyebilirim. Neyi ekleyebilirim? şu i'yi ekleyebilirim. Çünkü o artık bir mükemmel sayı olmuş oluyor. i dersem şu anda arkadaşlar muhtemelen mantıklı çalışıyor. Boş bir listemiz vardı bizim. 1 ile 10 bin arasındaki sayılar ben döndüm. Önce 1 olacak bu i sonra 2 olacak. 1 oldu mesela. 1 olduğunda şu if'e girecek mi? Eğer mükemmel mi 1? Hayır mükemmel mi 1? Burası false dönecek. Burası false döndüğü için aşağıya hiç girmeyecek bile. Sonra başa dönecek. i'ye 2 atanacak. 2 mükemmel mi i'de mükemmel mi 2 girmiş olacak buraya yani. Bura gene false döndüğü için gene if'e girmeyecek. Sonra 3 atanacak. 3 girmeyecek. False dönecek. 4 atanacak. False dönecek. 5 atanacak. False dönecek. Ne zaman ki i'ye 6 değeri atanacak? Mükemmel mi 6 girmiş olacak buraya. 6 e mükemmel mi 6 girince ne çıkıyordu arkadaşlar? Mükemmel mi 6 true çıkıyordu. Çünkü 6 mükemmel bir sayı. O zaman şurası true dönecek. Eğer true olmuş olacak burası. Burası doğru bir değer olmuş olacak. O yüzden aşağıdaki kod çalışacak. Aşağıdaki kod da bana ne yapıyordu? Mükemmel sayılar listesine ekliyordum. Şu i'yi şu anda son döndüğüm i değerini ekliyordum. Özetle bu şu anda çalışıyor. Güzel bir fonksiyon. Mesela bunu ekledikten sonra şu dışarıda bir yerde print yapalım. Bir görelim. Mükemmel sayılar listesini bir görelim. Peki. Çalıştıralım. Birden 10.000'e kadar olan mükemmel sayılar. Bak. Farkında mısınız? Bak biraz sürüyor. Artık işlem de yapıyor. Bilgisayarda bir 3 saniye uğraştırdık. Hemen cevabı vermedi. Ve bana mükemmel sayılar çıkarttı. 6 mükemmel bir sayımış, 28 mükemmel bir sayımış, 496 mükemmel bir sayımış, 8128 mükemmel bir sayıymış. Arkadaşlar ilk 10.000'e 10 bine kadar 4 tanecik mükemmel sayı var. Şu 4 tane sayının adı mükemmel sayı arkadaşlar. 1 ile 10 arasında şu mükemmel sayılar var. Bunu daha da büyütebilirsiniz. Yani 100 arasına bakayım diyebilirsiniz falan. Ama bilgisayar zorlanmaya başladı. Bak Bilgisayar 10 binde bile 3 saniye uğraştı. Şu belki de 1 dakika uğraşır yani. Şunu çalıştıralım. Uğraşacağını görelim. Ne güzel. Çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım. Evet başlıyor dönmeye. Bu biraz sürecek bence arkadaşlar. 1 dakika sürebilir. Hocam bu ders yine 40 dakika mı olacak? Evet 40 dakika olacak. Hocam neden return kullanmadık? Burada bir fonksiyon yazmadım ki. Burada for yazdım. İçinde, ya yani for'un içinde bir fonksiyon kullandım. O fonksiyonda return vardı. O fonksiyon bana true ya da false döndürüyordu. Ben burada yeni bir fonksiyon yapmadım. Ben burada ufak bir for döngüsü yaptım sadece. Bu kısmı atayım. Bak bu hala dönüyor bu arada. Gördüğünüz gibi 30 saniye oldu. Bilgisayar uğraşıyor. Çünkü şu an bunun arkasında inanılmaz bir matematik yaptırtıyoruz bilgisayara yani. Bu sayılar tek tek dene. Onların tek tek bölenlerini bul. O bölenleri topla. O bölenler toplam o sayı eşit mi diye bir test et eşitse ekle değilse ekleme gibi. Yani yüz bin tane sayının belki de milyonlarca bölenini buldurtuyoruz. Buldurttuğumuz o bölenleri falan toplattırıyoruz falan. Arkada muazzam bir matematik yatıyor şu anda. Bilgisayar o yüzden uğraşıyor. Bir dakikayı geçti. Hala bilgisayar yapmaya çalışıyor bu işlemleri. Buna tabii brute force deniyor. Bunların daha pratik, daha basit yolları da var. Biz şu anda dümdüz yolu yapıyoruz. Yani bütün sayılar denettiriyoruz. Biraz matematik bilgimiz varsa daha teknik, daha basit, bilgisayar çok yormayan çözümlerde yazabilirsiniz. Hocam bilgisayarın bağırması gerekmiyor mu? Bir tık ötüyor. Yani bağırma değil de bir tık şu an fan sağlam çalışıyor bu. Bunu anlıyorum ben. Mesela bakabiliriz CTRL alt del'den. Bakalım. Eee kullanımı evet Jupyter kullanımı %dir. <laughs> Jupyter kullanımı %74, 79, 64. Gördüğünüz gibi 66 69. Yani bilgisayar yoruluyor şu anda. Bilgisayar ciddi bir bellek kullanımı, işlemci kullanımı harcıyor arkadaşlar. Bende sadece 6 yazıyor. Hemen bakalım. For E in range. Eğer mükemmel mi iyi e ise mükemmel sayılar listesinde yapın. iyi e yap. Yok yanlış yok gibi. Hmm. Bir milyon yaptım ben. Aferin yaptım da sabaha kadar döner o artık. Onu durduracağım. Bak ben yüz bin yaptım hala çalışıyor arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim de. Bu olmazsa durdururuz bunu. İlerleyemeyeceğiz çünkü. Tamam. Mükemmel sayılar buydu. 10 tane sıfır ekledim hocam. Arkadaşlar yaptınız ama yapamayacak ki bilgisayarınız. Yani yapamayacak ki bilgisayarınız. Yani bilgisayarın sınırları da bir yere kadar yani. Peki. Sonuçta mantığı anladınız. İlk kez bunu ilk kez yapıyorsunuz. Yani normalde kodu yazıyorsun, çalıştırıyorsun, pat pat çıkıyordu. İlk kez gördüğünüz gibi makinemizi bile zorlayan kodlar yazmaya başladık. Yani artık yavaş yavaş ileri düzey şeyler yaptığımızın kanıtı bu. Bilgisayarları bile zorlayan işlemler yaptırıyoruz. Daha bir şey de yaptırmadık. Daha, daha da geliyor. Evet, hadi bir sonraki soruya geçelim. Hocam 3 dakika oldu aynen olmuyor, geçmiyor. Bunu durduracağım muhtemelen. Bir sonraki soruya bakalım. Evet, şu soruyu düşünelim istediğimiz aralıktaki bütün mükemmel sayılar bulan bir fonksiyon yazalım. Bu sefer fonksiyonu yazacağız işte. Üste aralık belliydi. 1 ile 10.000 arasındaki mükemmel sayıları bulan bir fonksiyondu. Bu sefer istediğimiz aralık yani kullanıcı belirleyecek var. Diyece işte şu aralıkla şu aralık. iki tane parametre alacak fonksiyon. Aralıklar parametresi o aralıktaki bütün mükemmel sayılar döndüren bir fonksiyon. Bu zor değil. Ee, şöyle yapalım. Şu üsttekilerin kopyalayacağım zaten çünkü çok bir fark yok. Evet def mükemmel sayılar diye bir fonksiyon olsun. Mükemmel sayılar. Buna bir aralık gireceğiz değil mi? Alt aralık, üst aralık. Yani buna sayı 1, sayı 2 diyebilirim. Sayı 1, sayı 2. Iki. i̇ki tane sayı girecek. Mesela şuna 1 girdi, şuna 100.000 girdi. 1 ile bin arasındaki sayılara ben döneceğim, döneceğim, döneceğim. Bunlardan true olanları, mükemmel olanları listeme ekleyeceğim. O listeyi döndüreceğim. Evet. Şöyle hemen bir for döngüsü. Üsttekinin aynısı ya. For e in range. Bu sefer işte belirlediğimiz 1 ile 100 bin değil de şurada hangi parametre girdiyse onlar. Sayı 1 ile sayı 2 arasını dön. Tam sayı 2 de dahil olsun mu? Sayı 2 de dahil olsun istiyorsanız bir artı 1 daha koyuyorduk buraya. Sayı 1 ile sayı 2 arasındaki sayıları dön. Bu dönme işleminde eğer mükemmel mi? mükemmel mi fonksiyonunu çağırıyorum. Mükemmel mi fonksiyonunun içine şu i'yi atıyorum. Şu dönen sayıları göndereceğim. Evet eğer burası true dönerse iki nokta üst üste. Bura true dönerse bura true dönerse ne yapalım? Bunu bir listeye ekleyelim de liste yok ortalıkta. O zaman şu en üstte for'un dışına bir liste oluşturuyorum. Mükemmel list dedim hadi. Mükemmel list boş bir listeydi. şura true döndüğünde şura true döndüğünde ben mükemmel liste, mükemmel liste, append yapıyorum, iyi. Evet bu kadar. Bu for, for döngüsü bittikten sonra for'un dışında bir yerde de en son return edeyim. Return şu mükemmel listi döndüreyim. Evet bu bunun yapacağı yok arkadaşlar ben bunu durduruyorum. 5,5 dakika oldu uzun. Yani bu kadar uzuna bakmayalım. Şöyle 10.000'e 10 bakalım. 10.000'de 3 tane sayı bulsun. Evet dört tane sayı bulsun. Dört tane mükemmel sayı. Şimdi şu oluşturduğumuz da üsttekinin fonksiyon hali arkadaşlar. Üstteki işlemin aynısı aslında. Üstte bir fonksiyon yoktu. Bak şurada bir fonksiyon yoktu. Ha, i̇çinde bir fonksiyon çağırıyorduk o ayrı da. Şurada mükemmel bir fonksiyonunu kullanıyoruz o ayrı. Ama bir fonksiyon tanımlamadım. Def yazıp bir fonksiyon tanımlamadım burada. Burada direkt for döngüsüyle bir aralık döndüm. O aralıkları dönerken bir tane fonksiyon kullandım ama. Sonuçta yeni bir fonksiyon tanımlamadım. For döngüsüyle bir aralık döndüm bir tane liste elde ettim. O listeyi ekrana yazdırdım. Şimdi bunu biraz daha fonksiyon haline getirelim ki istediğimiz aralığı sürekli şuradan değiştirmek yerine fonksiyona göndereceğimiz aralığı değiştiririz. O şekilde belirleriz. Daha iyi olur. Def mükemmel sayılar dedik. Sayı 1, sayı 2 işte bu aralığımız bizim. Hangi aralıkta mükemmel sayılar alacağım sayı 1, sayı 2'si. Ona göre bir liste oluşturacak. Boş bir listeyle başlıyor. Daha sonra önce sayı 1'den sayı 2'ye kadar Artı 1 ekledim ki sondaki sayı 2 de dahil olsun. O aralıktaki sayıları döneceği sayıları böyle dönecek. İyi değişken atanacak bunlar. Eğer mükemmel mi iyi. Bak mükemmel mi fonksiyonunu yukarıda bir yerde tanımlamıştık. Hala kullanıyoruz. Şu fonksiyon her yerde kullanılıyor. Görüyor musun? Bu fonksiyonun görevi demek ki çok işlevsel. İçine bir sayı giriyor. Sayı mükemmelse true döndürüyor. Mükemmel değilse false döndürüyor. Bak bunu her yerde kullandım. Şu fonksiyon olmasaydı şu alttaki şu da yazılamazdı. Şu da yazılamazdı. Üstteki fonksiyon sayesinde alttaki fonksiyonlarda yazabiliyorum ben. Peki. Neyse. If mükemmel mi'yi kullandık. Şura true dönerse mükemmel listeme o sayıyı ekle. True dönmezse bir işlem yapmadan devam et. Yeni i değerine geç. 7 ilerliyor. En sonunda mükemmel liste yazdık. Tamam bu şekilde şunu çalıştıralım. Şimdi mükemmel sayılar fonksiyonunu son oluşturduğumuz mükemmel e, sayılar diye bir şey. İçindeki aralığı ben belirliyorum. Üsttekinin aynısını yapsak. 1 ile 10.000 aralığı yapsak bana 4 tane değeri döndürecek değil mi? Dört tane değer olan listeyi döndürecek. Evet. Bak şu 4 tane listeyi döndürdü. Ama aralığı değiştirseydim. Yani yüzden büyükleri yazacağız. Yani yüzden büyük yüzle on bin arası deseydim. O iki taneyi döndürmeyecekti değil mi? Direkt 496'dan başlayacaktı. 496 ile 8100 arası gibi olacaktı. Bunun gibi fonksiyonları bu şekilde arkadaşlar çok rahat bir şekilde parametreleriyle oynayarak farklı farklı hallere getirebiliyoruz. Attım şu son soruyu da. Devam edelim. Mükemmel mi sorusunu yaptık. Peki peki peki. Şimdi şuna bakalım. Evet. Sonunda size söz verdiğim şu asal fonksiyonu da işte bu return mantığı oturduktan sonra çok daha rahat yapabileceğiz asal sayıla. Evet. O soru geldi arkadaşlar. Bir sayının asal olup olmadığını bulan ve duruma göre asalsa true asal değilse false yerine döndüren bir fonksiyon yazacağız işte. Asal mı fonksiyonu tamam mı? Bir sayının asal olup olmadığını test eden fonksiyon, test fonksiyonu. Bunu yazacağız. Hemen yazalım birlikte. Öncelikle asallığın ne demek olduğunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. 6. sınıfta mı görülüyor bu? 6. sınıfta görülüyor herhalde ilk önce. 8'de de zaten detaylıca anlatılıyor asal, asal çarpanlar falan. Neyse bir sayının asal olup olmadığını nasıl test ediyorduk? O sayıdan küçük sayılara bakıyoruz. Değil mi? bir ve kendi hariç bir böleni olmamalı yani. Bir ve kendi hariç hiçbir sayıya bölünmemeli. Kendinden küçük hiçbir sayıya bölünmemeli tamam. Bir sayının asal olup olmadığını böyle test ediyorduk. Dolayısıyla hadi bir def asal mı fonksiyonu yazalım. Def asal mı parantez açtım. Bu fonksiyonun içine bir tane sayı girecek. Sayı girecek. Ben bu giren sayının asal olup olmadığını test edeceğim değil mi? Bu giren sayının asal olup olmadığını test edeceğim. Evet hocam biliyoruz. Tamam. Ben içine giren bu sayının asal olup olmadığını test edeceğim. Asal olup olmadığını nasıl test edeceğim? Bir kere daha söylüyorum. Bir kere daha söylüyorum. Asal olup olmadığını nasıl test edeceğim? Ee, birden başlayacağım. Bir dahil değil ama bir olabilir. İkiden başlayacağım. İkiden o sayıya kadar. Sayının kendi de dahil değil. İki ile o sayı arasındaki sayıları test edeceğim. Eğer bölünüyorsa asal değildir. Ama bölünmüyorsa, hiçbirine bölünmediyse o zaman asaldır diyeceğim. Evet başlayalım eğer e, for pardon bir for döngüsüyle bir aralık dönmeliyim. For e in range. Hangi range'de döneceğim bu sayılara ben? Birden başlatırsan hata olmuş olur arkadaşlar. Çünkü bire her türlü bölünecek. İkiden başlatmalısın bunu. İkiden başla sayıya kadar git. Peki sayıya kadar git dedim mi sayının kendisi dahil mi? Kendisi dahil değil. Zaten kendisi dahil olmasını istiyorum ben. Yani ben gidip mesela ben gidip 7 asal mıya bakmak istiyorsam 7 asal mıya bakmak istiyorsam bakacağım değerler şunlar. 2, 3, 4, 5, 6. Şunlara bölünüyor mu? 2'ye bölünüyor mu 7? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 4'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 6'ya bölünüyor mu? Hayır. O zaman 7 asaldır. Ya da başka bir tane baksaydım mesela. 10 asal mı? Deseydim. Bunun bakacağı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılar olacaktı mesela. 2'ye bölünüyor mu bu 10? Bölünüyor. Direkt daha tek de bölündü. Asal değil. Cevabını vereceğiz. Şunların hiçbirine bölünmemesi gerekiyor. Asallığı böyle test ediyoruz arkadaşlar. Kesin asal oluyor. Bunu kullanabilir miyiz? Yoksa çok mu uzun olur? Hayır. Ben onlara geleceğim. İlk önce bir uzun yolla gösteriyorum. Bir tek uzun yolla gösteriyorum. 2-5, 2-3-5, 7 değil de. Yani onun biraz daha şeyi var. Evet. Bir sayı asal olup olmadan anlamak O sayının karekökü. kökü. Evet. Mehmet Esat bunu nereden öğrendin? Güzel. Asıl cevap bu. Kare kadar bakman lazım. Kare kökün... Neyse o muhabbetlere girmeyin. Biz şu an sayıya kadar bakalım arkadaşlar. Biz şu an sayıya kadar bakalım. İlk önce bir uzun yolu bir bakalım. Evet. i ee, e ile başlayalım. O i'den o sayıya kadar olan şeyler dönsün. Eğer sayı mod i e, eşit eşit sıfır oluyorsa yani tam bölünüyorsa bitti. Bir taneye tam bölünüyorsa return false. Bir asal değildir. False değeri döndür. Asal değildir. Değeri döndür. Eğer şurada return false dönmediyse bu for döngüsü geçti 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 her sayıyı denedim hala bir return false dönüp işlem bitmediyse dışarıda bir yerde for döngüsü hizasında for'un dışında for'un dışında artık return true döndürmemiz return true döndürmemiz mümkün arkadaşlar. Yani şurayı anladınız mı? Şu an yazışmayın orada saçma sapan tamam. Şu an bir çakallık yapıyorsunuz tamam arkadaşlar. Bir sayının arkadaşlar tamam yazışma Allah Allah asallık muhabbetine girdiniz tamam. Bilsem de öğrendiniz iki tane şey. Çok önemli bir muhabbet değil bu. O ona diyor hocam 2, 3, 5, 7'ye baksak yeter. O ona diyor ki hayır yetmez. Bak bir örnek verdim. 2, 3, 5, 7'ye bölünüyor ama 13'e bölünmüyor. 13'e bölünüyor. Arkadaşlar psikolojik yarıştırıyorlar ya. Matematik yarıştırıyorlar. Sil şunları tamam. Yazışma şunu ya. Şurada anlattığım şeyi hiçbiriniz anlamadı. Anlamadı, anlamadı. Ben geçtim. Asal mı fonksiyonu bu. Şu anda gayet de doğru çalışıyor. Asal mı? İçine 5 gönderdim. Evet true döndürüyor bana. Asal mı? İçine 9 gönderdim false döndürüyor bana. Gayet asallığı test eden bir fonksiyon. Tamam. Else, else, else e gerek yok. Niye gerek yok burada else? Başladık. For döngüsüyle e eğer sayı i'ye bölünüyorsa false döndür. E bölünmüyorsa ne yapalım? Orada hemen else e mi geçmeliyiz? Hayır. Bölünmüyorsa hiçbir şey yapmadan devam et. i değerini değiştir. Tekrar devam et. Sen buraya else yazarsan şunu yazarsan, ha şunu diyorsun sen. Else dedikten sonra return true yazarsan şu doğru çalışmaz. Şu doğru çalışmaz. Niye doğru çalışmaz? Çünkü bu sayı gönderilecek. Şu aralıktakileri deneyeceğim ama şurada bir tane i'yi deneyeceğim. 2'yi deneyecek ilk önce. Sayı 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyorsa false. Ama bölünmüyorsa hemen true. Bir tane denek daha 2'yi denemiştik. Başka bir şey denemeye fırsat olmuyor. Mesela şunu şöyle çalıştırırsam. Şöyle çalıştırırsam şu anda yanlış tanımlandı bu. Asal mı 5'te hata yapmayacak muhtemelen. Asal çünkü. Ama Asal 9'da hata yapabilir? Asal mı 9'da? Bak Asal mı 9'da da true diyor. Gördün mü? Ya burada ince bir fark var. Evet. Sen gidip şurada else'li bir şey diyemezsin. Çünkü dediğim mantığı kaçırdınız. Yani şurada diyorum ki şu for döngüsü dönecek. For döngüsünde bütün i'leri dönecek, dönecek, dönecek. Hiçbir i'de tam bölünü false değerini alamazsa hiçbirinde şurada dönecek. Şu dönmenin hiçbirinde tam bölünü false değerini alamazsa o zaman for'un dışına çıkacağım. For'un dışına çıkacağım. Tamam diyeceğim. Evet sen hiçbirinde false olamadın. Hiçbirine tam bölünmedin. Dışarıda bir yerde buna return true hakkı kazandırıyorum artık. Şu for döngüsünün dışına sen çıkabilirsen şu for döngüsünde hiç return false'a düşmezsen o zaman tamam. Bütün sayılar denemiş oldum. Sen return true'sun şeklinde yazıyoruz. Tamam mı? Bunu yaparsam şu anda doğru çalışıyor. 5'te do turu 6 9'da fos. Şimdi şimdi gelelim sizin dediğiniz ıvıra zıvıra. Şimdi dedikleri ıvır zıvır da şu. Asalmayı buraya alıyoruz ama. Dediği de şu. Hocam 2 ile bütün sayılar arasında denememize gerek yok. Normalde yani bir sayının kareköküne kadar bakmak yeterli. Sayının üzeri üzeri karekökü de sıfır buçuktur. Yani 0,5'uncu kuvvetine kadar bakmak yeterli. Hadi bir fazlası daha olsun. Tamam. Yani Şuna bakmak yeterli. Aynı işlemi yapıyor. Evet yapıyor. Çalıştır. Tamam. Yeni asal mı fonksiyonumuz bu. Asal mı fonksiyonu halen daha adam gibi çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. Beş yazsam da doğruyu çalıştırıyor. Full out obje. Ha şu bir full out obje oldu. Ee, şöyle yapalım. Sayının kare kökü. Kare bir fazlasını bir daha int'e döndürmemiz gerekecek o zaman. Aynen. Şunu şöyle int'e döndürmemiz gerekecek. Şöyle çalıştıralım. Yani Yalandan ayrıntıya. Yalandan bu ayrıntılar. Şimdi yalandan da demeyeyim. Bunun mantığı var. Bunun mantığı var. Buradan yazamadık. Bunun mantığı var. Tamam daha pratik yapmaya çalışıyor. Şu fonksiyon ile şu fonksiyon aynı görevi görür ama alttaki daha hızlı çalışır. Çünkü alttaki bütün sayılara bakmaz. Alttaki daha az sayıyı test eder. Mesela bunu görmek istiyor muyuz? Mesela çok büyük bir sayı yazalım. Mesela asal mı diyelim? Şöyle şu isimleri değiştirelim ya. Asal mı bir olsun bu. Asal mı bir fonksiyonu. Şu da asal mı iki fonksiyonu olsun. Evet. Asal mı bir fonksiyonu. Asal mı bir fonksiyonu doğru çalışıyor. Asal mı bir fonksiyonu doğru çalışıyor. Asal mı bir fonksiyonu. Hadi şu sayıyı bulsun bakayım. Kaç olsun? 100 Hadi 1 milyon olsun. Bir tane daha. Bir, iki, üç. Şöyle 1 milyonun asal mısını bulsun. Bakalım kaç dakikada bulacak. Süreleri test edeceğiz şu an arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım çok çabuk buldu ya. Asallık konusu çabuk buluyor. 1 milyon bir tane daha eklesek 10 milyon ya da 100 milyon. Çalıştıralım bakalım 100 milyonu. Çok çabuk buluyor. Asallık konusunda bayağı iyi bu ya. 3 tane daha ekleyelim. Asal konusunda zorlanmıyor bilgisayar. Mükemmel mi de yine zorlanıyor da. Neyse. Yani şu anda test edemedik. İkisi de çok hızlı çalışıyor. Ama teoride arkadaşlar şurası daha hızlı. Şu fonksiyon daha hızlı çalışır. Çünkü burada deneme yaptığı daha az sayı var. Evet. Ama ilk başta bunu yapamazdık arkadaşlar. İlk başta bir mantığı anlayın yani. Normalde evet bir asal sayının asal olup olmadığını böyle kontrol edersin. Ama biraz daha pratikleşmek istiyorsan evet bütün asallara bakmana gerek yok. O sayının kare köküne kadar olan asal sayılara bakman yeterli. Hatta şurada her sayıya bakıyorsun yani. Asallara baksan yeterli. Olurdu. Neyse. Hocam 2'den dolayı hemen olabilir mi? Bakıyor 2'ye bölünüyor. Tamam. Aynen işte Yusuf Esat o oh. yukarıdaki yanlış. Eğer sen şu if'in şurasına else koyup else deyip şurada return true dersen yani return true'yu şurada değil de şurada değil de else'te de tanımlarsan o zaman senin dediğin oluyor işte. 2'ye deniyor. 2 buraya girmedi. O zaman else'e girdi. Hemen return true yapayım. Arkadaş 2'ye tam bölünmedi de. 2'ye tam bölünmediği hemen asal mı diyoruz sayıya yani. Değil mi? Daha 3'e de tam bölünmemeli. 4'e de tam bölünmemeli. 5'e de... Hiçbir şeye tam bölünmemeli. Ama burada 2'ye tam bölünmezse direkt true demiş oluyorsun. Bu doğru çalışmaz. O yüzden burada ne yapmalıyız? Şu for döngüsü dönecek, dönecek, dönecek. Hiçbir zaman false olamadıysa for'un dışında bir yerde return true demeliyiz. Doğru çalışan fonksiyon bu. Hocam bu bile sıfır saniyede çalışıyor. Asallık konusunda bilgisayar çok iyi arkadaşlar. E, tabii çok daha büyük bir for döngüsü yazsaydık muhtemelen uzun olurdu. Bir aralığı deneseydik. Neyse şimdi madem öyle asal mı fonksiyonu elde ettik şöyle bir şey daha yapalım. Şöyle bir iki şey daha yapalım bitirelim. Belirtilen aralıktaki bütün asal sayıları bulan bir fonksiyon yapalım. Evet bir tane fonksiyon yapıyorum. Def asallar diyelim. Asalları bulacak. Buna bir aralık vereceğim değil mi? Bir sayı bir aralığı bir sayı iki aralığı. Evet. işte bu sayı bir aralığıyla sayı iki arasındaki sayılar test edecek. Bu sayılar asalsa liste haline listeyi ekleyecek mesela. Bir kere for i i in range diyelim. Hangi range'i test edecek bu? Sayı 1 ile sayı 2 aralığını tam sayı 2 de dahil olsun. Artı 1 de koyayım oraya. Sayı 1 ile sayı 2 aralığını döneceğim. Bu döndüğüm sayılar eğer asalsa if asal mı fonksiyonum var zaten yukarıda. Değil mi? Asal mı da ismi ismini değiştirdik hep ya. Şunun ismi asal mı olsun. 2 falan koyma. ha. Asal mı? Fonksiyonum var zaten şu yukarıda. O zaman ben bu asal mı fonksiyonunu kullanabilirim şu anda bunun içinde. Eğer şu döndüğüm i değeri asal mıdan true çıkıyorsa if asal mı parantez içinde i ise yani şurası true olursa asal mı ya baktığımda true oluyorsa ben bunu listeme ekleyebilirim. Liste nerede? Liste yok. Asallar listesi diyelim. Şöyle boş bir liste yapalım. Şu boş listeye ekleyelim. Şu eğer asal çıkarsa bu i asallar listesi nokta append i diyelim. Şu i değerimiz şurada asal mı da sağlarsa bunu asallar listesine eklesin bunu. Peki bu işlemler bittiğinde şu for döngüsü dönecek 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 dönecek. Asalsa ekleyecek değilse eklemeden geçecek. Asalsa ekleyecek değilse eklemeden geçecek. Böyle döndü 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 döndü, döndü bu aralığı. Asalları eklediği En son bu forun dışında forun dışına çıkıyorum. If'in de dışına çıkıyorum. Forun dışına geldiğimde Burada return yapabilirim. Artık döndürebilirim. Neyi döndüreceğim? Asallar listesini ekliyordum ben bu sayılarımı. Return asallar listesi diyebilirim. Tamam. Şu yeterli. Bu fonksiyon çalıştı. Evet asallar fonksiyonunu çağıralım. Asallar fonksiyonun içine mesela 1 ile 1000 arasındaki asalları bana döndürsün. Ya da çok uzun oldu. 1 ile 30 arasındaki asalları döndürsün. Çalıştırdık. Bak döndürdü. 1'e de asal dedi. Çünkü niye? Asal mı fonksiyonunda o ayrıntıyı yapmadık. Asallar 2'den büyüklerde başlar değil mi? Şurada hemen o ayrıntıyı da ekleyelim. Eğer i küçüktür 2 ise hemen return false yap. Ha, hemen return false yap. Ee, aksi takdirde else. Aksi takdirde 2'den büyükse o zaman şu test etmeleri yap. Şunu da şöyle bir tık büyüttüm. Tamam. Şu anda bu daha doğru çalışıyor. Evet. 2'den küçükse direkt false döndürsün. 2'den büyükse bu dediğimiz testleri yapsın duruma göre turu döndürsün. Şimdi şunu çalıştırırsak. Nasıl yaptık şimdi ya? Şu iyi değil ki ya. Sayı ya şu. İçine giren sayı 2'den küçükse. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi 1 ile 30 arasındaki asalları döndürdü bize. İstediğin aralıktaki asallar döndürtebilirsin. Mesela işte 1'den 100'e kadar olan asallar döndür bana. Döndürüyor. İşte 1'den şöyle 100 bine kadar olan asallar döndürsün. Bak şunların hepsi görüyor musun şu listeyi ne kadar uzun. Şunların hepsi asal sayımış arkadaşlar. Çünkü ben asallar döndürten bir fonksiyon yazdım. O fonksiyona bir aralık veriyorum. O aralıktaki bütün asallar bana dönüyor falan. Böyle fonksiyonları gücünü kullanarak bazı işlemler yapıyoruz. Şimdi bir tane daha şeyim kalmış ama belirtilen aralıkta kaç tane asal sayı olduğunu bulduran bir fonksiyon yazalım. Evet. Def kaç asal var olsun adı. Gene sayı bir, sayı 2 aralıkları gelsin buna. O aralıkta kaç tane asal olduğunu saydırtacağım. Arkadaşlar asalların listesini çıkartan bir fonksiyonum vardı yukarıda. Ben şunun bir tek lenine bakmak istiyorum değil mi? Şunun bir tek şöyle başında bir len olsa değil mi? O aralıktaki asalların kaç tane olduğunu bana otomatikman bulmuş olacak. Evet gördüğünüz gibi 1229 tane asal varmış 1 ile 100 bin arasında. O zaman ben burada bunu yapmak istiyorum. Şöyle asal adedi diyelim. Asal adedi şu asalların içine şu fonksiyon değil de şu yukarıdaki fonksiyonu kullanıyorum yani. Şu asalların içine şuradaki sayı 1 ile sayı 2'yi gönderiyorum. Sayı 1 ile sayı 2'yi gönderiyorum. Şurası bana bir liste döndürüyor. Ben bu listenin adedi lazım bana değil mi? Bunun len'i lazım. Bunu paranteze alıyorum. Başına bunun len koyarsam. Şurada dönen liste asallar listesi. O aralıktaki asalların listesi. Ben bunun len'ini aldığımda o aralıkta kaç tane asal olduğunun sayısını buluyorum. Bunu da sayı adedi diye bir şeye değiş, eşitliyorum. En son burada return asal adedi dersem bu fonksiyonda işte kaç asal var gayet iyi çalışan bir fonksiyon. Kaç asal var kaçla kaç arasına bakmak istiyorsun diyor. Sayı 1 sayı 2'yi söyle bana diyor. Mesela 1 ile 30 arasına bakalım şu üsttekinin aynısı olsun. Çalıştırdığımızda 10 tane asal var diyor. 1 ile 30 arasında 10 asal var diyor. Gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane asal var arkadaşlar. Yani 1 ile 3000 arasında kaç tane asal vardır diye saydırsak 430 tane asal sayı varmış 1 ile 3000 arasında. Gördüğünüz gibi bunun gibi farklı şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Ders bitti. Görüşmek üzere. Fonksiyonlar da bitti. Yarınki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.